Nedret Ersanel. Sahnedekiler, arkasındakiler. Mısır, Yunanistan, Şam, Fransa, İsrail, sair. Bunlarla konuşalım, barışalım demek, aslında arkasındaki güçlerle görüşelim, uzlaşalım demek. Bu yüzden adı geçen geçmeyen ülkelerle anlaşın, anlaşın diye tutturanlar ya arkadaki güçlerle anlaşılsın için konuşuyorlar ya da aşırı saflık söz konusu dış politika o hafifliği kaldırmaz. Örneğin Kahire'ye selamun aleyküm dediğinizde karşıdan hay, who are you? cevabı gelebilir. Hal bu iken yok yok illa o ülkelerle anlaşın demek arkasındakilerin istediklerini yapına geliyor biraz. Arkasındakilerle görüşelim maskesiz söylendiğinde öneriye dönüşebilir. Gılı gışı tarafı çok ama işlevsel olan o. Öyle de yapılıyor zaten. Arkasındakilerle görüşülüyor ama arkasındakiler hep perde arkasından iş çevirdiklerinden uzlaşmak sıklıkla mümkün olmuyor. Hatta onlar aynı zamanda suflör olduklarından yanıtlar sahnedeki oyunculardan geliyor. Mesela Yunanistan'la savaş tertiplemesinde bulunduğumuz bir zamanda Arnavutluk'tan duyulan Atina karasularını 12 mile çıkarma hakkına sahip açıklaması. Tira'nın orijinal buluşumu yoksa kulağına fısıldayan biri mi var? Günlük işler arasında kaybolup giden bu açıklamayı pas mı geçeceğiz yoksa savaş nedeni saydığımız konuyu kanırtan açıklamanın arkasını merak mı edeceğiz? Veya daha sık gündeme gelen Türkiye-Hamas ilişkilerini ele alırken, efendim siz Batı'nın ABD'nin terörist olarak gördükleriyle konuşuyorsunuz minvalindeki kimi iç yorumları ve dış haberleri mi tartıya çıkaracağız? Yoksa Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin Ankara ziyaretinde gündeme yeniden geldiği söylenen Cenevre'deki görüşmelere PKK unsurlarının yani teröristlerin katılması baskılarına verilen bir yanıt olarak mı kefeye atacağız? Bu adamlarla üst düzey görüşmeler yapılıyor, pasaport veriliyor diye yırtınanlara göre mi? Birleşik Arap Emirlikleri İsrail Anlaşması'nın tüm Arap Orta Doğu dünyasında yarattığı etkiyi en azından şu ana kadar adı anlaşmaya katılacak diye zikredilen ülkelerin kıpırdayamamasını, yeni matrise İran'ın, Çin'in, Rusya'nın, Pakistan'ın, Katar'ın alacağı şekle göre mi politika üreteceğiz? Rusya'nın uzun aradan sonra ilk kez PKK ile yüksek profilli görüntü vermesini ve Cenevre'ye katılımlarına destek vermesini nasıl anlayacağız? ABD Rus ortak yapımı olarak mı? Hele hele pazartesi günü Haretz'in duyurduğu İsrail ve Hamas gerginliği azaltmak için Katar arabuluculuğunda buluculuğunda anlaştığı haberinin perde arkasında kimin olduğunu hiç mi görmeyeceğiz? Veya kılıcı iyice bileyip İsmail Hakkı Pekin'in önerdiği gibi Arap aşiretlerini bölgenin tamamında harekete geçirme düşüncesini mi gündeme alacağız? Bunların hepsi yol. Hangisinin yol tutuşu uygunsa elbette o lastiği kullanacağız. Mesele sadece sahnedekilerle veya arkasındakilerle görüşmek mi? Yoksa onlarla görüşürken dosyaları tek boyutlu değil, karşılıklı hamlelere göre kurmak mı? Elbette ikincisi ama biz daha sahneye bakın diyenleri aşamıyoruz. Karşımızdaki ülke sayısı çok diye hepsinin elini sıkmaya kalkarsanız ne el kalır ne kol. Öyle ki bazen tokalaşmak için kendi elinizi bile kullanmazsınız. Bu işler öyle yapılır. Libya'da her şey yolunda mı? Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Türkiye ziyareti sırasında Libya Başbakanı Faiz Es Saraş tarafından görevden alındı. Garip bir durum. Ülkede ateşkes ilanından sonra Trablus'ta ortaya çıkan protesto gösterilerinin arkasında kimilerine göre İçişleri Bakanı, kimilerine göre hükümet var. Macron'un Serrac'ı Paris'e davet etti haberlerinin üzerine geldiğinden merak katmerleniyor. İşte arkasındakilerle görüşmeler daha önemli hale geliyor. Bu protestoları kimler ayarlıyor? Türkiye bundan memnun mu değil mi? Serraç gerçekten Fransa'ya gidecek mi? Hafter'in artık yerinde duramayacağına ilişkin gittikçe yükselen kestirmeler doğru mu? Ankara neler alacak, bir şey vermesi gerekecek mi? Bunların hepsi ayrı ayrı ve kritik sorular. Bana sorarsanız bu konuda en merak edilisi temas, Savunma Bakanı Hulusi Akar'la İngiltere Savunma Bakanı Wallace arasında yapılan 28 Ağustos tarihli görüşme. Libya ile ilgiliydi ve bugün İngiltere'nin krizdeki rolünü daha çok düşünmemiz gerekiyor. Trablus üzerindeki Britanya etkisini, ABD-İngiltere ilişkisinin bu alana nasıl yansıdığını, her iki ülkenin Fransa'ya bakışını, tabloda bir değişiklik olup olmadığını ince, narince ele almak gerekmiyor mu? Yunanistan Ankara'nın söylediğinin anlaşılmaması mümkün değil. Türkiye olmadan Akdeniz'de enerji paylaşımı yapılması mümkün değildir. Türkiye olmadan Ege'deki anlaşmazlıkların çözülmesi, hakların adaleti dağıtılması mümkün değildir. Adaların silahlandırılması, taze örnekte görüldüğü üzere meis gibi yerlere asker bindirilmesinin ayrıca yutulması mümkün değildir. Türkiye'siz imkansız halleri uluslararası hukuka, deniz hukukuna, adalet ve hakkaniyet ölçülerine, ulusal güvenlik kabullerine tamamen uygundur. Bu uygunluklara rağmen çözümsüzlüğe abanılması nihayet silahlı kuvvetlerin vaziyet etmesini getirir. Bazı durumlar sahnedekilerin de arkasındakilerin de ne dediğini ne yaptığını işlevsiz hale sürükler. Bunu görmemek nedir? Pazar günü Cumhurbaşkanlığı'nın da katılımıyla Savunma Sanayi Başkanlığı'nda yapılan törende atmacaya ayrılan özel yer vurduğumuzu görmezsiniz anlamına geliyor. Öte yandan silahlı kuvvetlerin öne çıkarılması daha göz dolduruyor olsa da Ankara her defasında tüm ülkelere hatta aşarak o ülkelerin haklarına yönelik seslenişlerinde samimi akli dil kuruyor. Yunanistan halkına söylenen budur. Mısır'da yapılan uluslararası bir anketin gösterdiği sonuçlar odur. Görmüyorlarsa duysunlar bari. Nedret Ersanel